Evet, hatayı buldum. Hata şuradaymış. Şurada select this from TBL ürünler ver diye devam etmem gerekirken bir de şuraya from koymuşum. O yüzden hatayla karşılaştık. Ürünler bir türlü gelmek bilmedi. Hatamız buymuş. Bunu söyledikten sonra bir göstereyim şöyle. Ürünlerim dedim. Kategori settiğimiz yiyecek. Gördüğünüz gibi geldiler ama görünümünü beğenmedim. Onu düzenleyeceğiz birazdan. Şimdi ne yaptım ben? Birkaç eklenti yaptım. Bu eklentiler if position sıfıra eşit değilse, yani Spider'ın pozisyonu kategori seçeneğinizde değilse çalış dedim sadece. Onun dışında bir de şuraya liste boş değilse, yani null değilse bu işlemleri yap diye de bir if şartı eklemiş bulundum. Onun dışında görünümü düzeltelim hemen. Neden bu görünüm böyle? Şimdi kart tasarımımıza geldik. Geldikten sonra kart tasarımımız bir kart view içerisinde gördüğünüz gibi. O kart view'ı şöyle yapmamız gerekiyor. Şöyle yapmamız gerekiyor. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Boşluklar bırakmamız gerekiyor önce kart view'umuzda. Onu biliyorum. Şöyle birkaç boşluk bıraksak fena olmaz diye düşünüyorum. Şimdi kart view'umuza geldik. Şuradan Constraint layout card view'a gelelim. Şuraya şöyle aşağıya left diyelim. Margin left 6 dp. 6 dp'lik bir boşluk bıraktım soldan. Bir de right diyelim. Yine sağdan da 6 dp'lik bir boşluk bıraktım. Ondan sonra yukarıdan ve aşağıdan da bırakmamız gerekiyor. Margin top dedim. Buraya da 6 dp diyelim. Bir de margin bottom diyelim. Buraya da 6 dp demeyelim de buraya da 2 dp'lik bir boşluk bırakalım. Şöyle bir çalıştıralım bakalım tekrardan. Görünümümüz ne halde? Evet, uygulamamız açılıyor. Esnaf 111 giriş yaptık. Ürünlerim dedim. Kategoriyi seçtim. Evet, şu an daha düzenli bir görünüm elde ettik. Ancak gördüğünüz gibi yiyecek etik aram gurme gibi yazılarla karşımıza geldi. Böyle gelmemesi gerekirdi. Şöyle olması gerekirdi. Set text dedik ya, şuraya şöyle şunlardan ekleyelim. Ne yapacağız şimdi buraya? Şöyle bir şey. Kategori adı diyeceğiz. Hepsine aynı şekilde ekleme işlemlerini gerçekleştireyim. Adapterımızda kategori adı. Sonra ürün adı, sonra satış fiyatı ve son olarak da stok durumunu şuraya ekleyelim ve tekrardan çalıştıralım. Yavaş yavaş görünümümüz toparlanacak. Esnaf 111 giriş yaptık. Ürünlerim dedik, pardon. Ürünlerim dedik. Şöyle seçelim. Evet, biraz daha toplandılar. Şimdi şöyle bir şey yapalım son olarak. Şuranın mesafesini 8 değil de 4 dp yapalım. Şurayı da aynı şekilde 8 değil de 4 dp yapalım. Bir bakayım görünüme. Sol taraftaki görünüm nasıl? İyi, fena değil. Ondan sonra yazı karakterleri arasını 0 0 ve yine 0. Bir daha görünümümüze bakalım. Nasıl oldu? Giriş yaptım. Esnaf diyorum. 1-1-1 giriş yapıldı. Ürünlerim diyelim. Kategori seçelim. Evet, şu an daha iyi. Bunlar böyle aşağı doğru kaydırabileceğiz bunu biz. Onun dışında şurada gördüğünüz gibi ufak ufak şeyler var. Onları aşmanın bir yolu var sanırım. Şöyle background'ına null dersek bu sorunu aşarız diye tahmin ediyorum. Yine aynı şekilde. Ondan sonra CartView'un background'ına CartView şuraya CartView şuraya vereceğiz galiba. Cart background color diye bir şey var. Buraya da transparent var mı acaba, öyle bir şey? Şöyle bir Android yazalım. Color.
diyelim. Transparent verelim şöyle. Bir daha bir çalıştıralım bakalım o kötü görüntüden kurtulabildik mi? Esnaf diyelim. Ürünlerim dedik. Seçimi yapalım. Kurtulamıyoruz. Hatta sanki daha da belirginleştiler gibi. Yine bunun için de aynı şekilde background, pardon. Şimdi onu nasıl çözüyoruz acaba? Şöyle siyah oluyorlar. Beyazın renk kodu neydi acaba? Bir verelim bakalım. Ne oldu? Beyaz Şöyle beyazın renk koduna bir bakalım biz. Beyaz renkin renk kodu neymiş bakalım. FFF'miş. Onu alalım şöyle. Yerleştirelim. Bakalım görünümümüz güzeldi mi? Son kez bakıyoruz. Güzelmediyse de daha fazla bunun üstüne gitmeyeceğim. Esnaf dedim 1-1-1. Şimdi küçük harf yazalım. Esnaf. Giriş yaptık. Ürünlerin dedik. Kategori seçtik. Düzelmiyor maalesef. Daha fazla üzerine gitmeyeceğimi söylemiştim. Zaten kendi telefonumuzda böyle gözükmeyeceğini ben düşünüyorum. Şimdi sırada ne var? Sırada esnaf aktiviteye geldik. Pardon. Ürünlerim aktiviteye geldik. Buraya elle vermiştik. Şimdi bunu elle vermeyi bırakalım. Kontroller nokta üye ID diyelim. Şuraya da spinner kategori nokta get selected item nokta to string yapalım. Yeniden başlatalım. Evet. Yeniden başladı. Giriş yaptık. Esnaf diyelim. 1-1-1 giriş yapalım. Ürünlerim diyelim. Kategori seçelim. Hata verdi. Demek ki bir yerde bir hatamız var. ID'de mi var acaba diye. ID'yi elimle 0 diye güncelliyorum. ID'de varsa çözmesi kolay. Spinner'da varsa biraz araştırma gerektirecek. Esnaf 111 ürünlerim. Evet, ID'de varmış. ID'de neden var? O da giriş yap kısmından kaynaklanan bir şey. Login aktiviteye geldik. Kontroller üye ID. Üye ID kontroller nokta kontrollere üye ID verememişiz. Onu sonra halledeceğiz. Şimdi bu aklımızda bir yerde bir köşede dursun. Bunu da çözdükten sonra şimdi ne yapayım ben? Şöyle bir şey yapayım. Ne yaptık biz? Yani bir önceki ders 30 dakika, bu ders yine aynı şekilde uzun olacak. Biz şu ana kadar ne yaptık? Ondan bir üzerinden bir geçelim. Önce bir tane kart oluşturduk. Ürünlerim kart diye. Linear layout olarak oluşturduk. İçerisinde bir kart view, kart view içerisinde constraint layout attık ve constraint layout içerisinde de text view'larımızı yerleştirdik ve bunlara ID verdik. Tamam. Kart view'umuz constraint layout'umuza background olarak kart view'umuzun background'ını verdik. Tamam. Bunun background'ını null yaptık. Rengini beyaz yaptık kart view'umuzun. Sonra kart view'umuz için bir tane adapter oluşturmamız gerekiyordu. Adapter oluşturduk. Ne yaptık adapter'da? Öncelikle bunu oluşturduk. Public class bir tane sınıf oluşturduk. Herkese açık. Kart view tasarım nesneleri tutucu dedik. Extent olarak recyclerView.viewFolder. Bu recyclerView.viewFolder nereden geliyor peki? O da şuradan geliyor. Ürünlerime geldikten sonra gördüğünüz gibi item 01 2 3 4 diye sıralanan bir nesnemiz var. Bunun adı da recyclerView nesnesidir. O yüzden recyclerView nesnesinin sınıfını bu sınıfımıza dahil ettik. Ardından içerisine bunu dahil ettikten sonra şuraya public class esnaf ürünlerim adapter dedik ve extent olarak recyclerView.adapter dedik ve şunu şurada tanımladık. Esnaf ürünlerim adapter kart view tasarım nesnesine tutucu. Bunu tanımladıktan sonra 3 tane metot implement ettik. Bu metotlar neydi? Bu. Burada ne var? Dışarıdan gelen ürünlerin listesi diyor. Dışarıdan bir liste oluşturmuştuk. O listemiz nereden geliyor? O listemizde ürünlerim aktiviteye geldikten sonra gördüğünüz gibi ürün info diye dışarıdan gelen listeyi constructor'ına yollamış oluyoruz. O listenin boyutu kadar sen çalış dedik. O boyutu kadar çalıştığında demek ki 4 tane item varmış. 4 tane kart view oluştu buraya. Onun dışında şöyle bir bakalım. Buraya ne yaptık? Buraya da kart view'umuzu bağladık. Ürünlerim kart diye.
Wheel sınıfından bir tane nesne oluşturduk ve geri dönüş değeri olarak da kart esnaf ürünlerim adaptör yani burası ve kart wheel tasarım nesneleri tutucu item wheel'ımızı verdik. Constructor'ımızı oluşturduk demiştik. Constructor'ımıza bir M-Context bir dışarıdan gelen ürünlerin listesi gönderildi. M-Context'imizi nasıl yolladık? Ürünlerim activity.dist olarak context'imizi yolladık. Adapter kısmı bu kadar. Sonra activity'ye gelelim. Ne yaptık burada? Hemen esnaf Recycler View'ı bağladık şuraya. Spinner'ımızı bağladık buraya. Ondan sonra esnaf ürünlerim adapter sınıfından bir tane nesne türettik. Yani şu sınıftan. Ve evet, onu ürettik. Ardından Spinner'ımız için array liste ve adapter ihtiyacımız vardı. Spinner'ımız için kategoriler adında bir array list ve onun için yine aynı şekilde kategoriler adında bir adapter oluşturduk. Array listimizin ilk elemanı olarak kategori seçiniz dedik. İkinci elemanı yiyecek dedik. Sonra kategoriler adapter, new array adapter. Kontekstimizi verdik. Şeklini belirledik, tekstini belirledik ve içerisine listemizi attık. Ve sonra da Spinner kategori adlı Spinner'ımızı set ettik. Adapter olarak ona kategoriler adapter'ı verdik. Sonra Spinner kategori yani Spinner'ımız set on item selected listener. Yani diyor ki item seçimi yapıldıysa buradan tamam. İtem seçimi yapıldıysa iki tane metot oluşturmuş bize override etmiş. Bir tanesi on item selected yani item seçildiyse diğeri de on nothing selected. İtem seçilmediyse ne yapacak? İtem seçildiyse ne yapacak? İtem seçildiyse dedik if position 0 yani 0. itemin seçilmediyse yani kategori seçilmediyse ZDI. ZDI ne? ZDAO interface'ten ZDI adında bir nesne ürettik ve buna AppUtils'tan GetZDAO interface'imizi verdik. Yani web servislerimize iletişim kuracak olan nesneyi üretmiş olduk. ZDI dedik. Ardından da ZDAO interface'te kategoriye göre ürünler adında bir tane interface oluşturmuştuk. Sınıf bir şeyler oluşturduk. Vallahi onun adını ben de bilmiyorum. Devam ediyorum. Ondan sonra ZDI dedik. Kategoriye göre ürünler ilk parametre olarak esnaf ID, ikinci parametre olarak spinner kategori get selected item to string. Yani seçilen itemin string olarak bana ver dedik ve ikinci parametre olarak onu verdik. Sonra enqueue dedik ve override fonksiyonlarımız geldi. OnResponse. OnResponse içerisinde OnResponse yani sonuç içerisinde gelen sonuç içerisinde bir tane liste gelecekti bize. O liste nereden geliyor? Web servisimizden geliyor. Şöyle göstereyim hemen. Şuradan gelen bir listemiz var. Ürün bilgilerini içeriyor ve ürün sayısı kadar o listeye eleman dolduruluyor. Ürünün bilgilerini list ürün info. Ürün info türünden bir liste gelecekti. Klasımız burada bu şekilde. Poja sınıfını, Poja listesini kullanarak uygulamamızı eklemiştik. Response body get ürün info. Sonra bu listeye oluşturduğumuz nesneye dışarıdan gelen listeyi attık. If ürün info null değilse yani gelen ürün info listesi boş değilse, null değilse gir dedik. Ürünlerim RV. Recycler birimiz set has fixed size. Yani fixle kendini. Taşma falan yapma sağdan soldan gibisinden bir bildiri. True değerini verdik. Sonra ürünlerim RV set layout manager. Ürünlerim RV yine şuradaki ürünlerim RV şurası. Set layout manager layout'unu layout yönetimi layout'unu ayarlıyoruz. Layout yönetimini ayarlıyoruz diyelim. Linear layout manager yani linear olsun layout'u. Yani linear ne demek? Doğrusal bir layout olsun. Constraint layout var bildiğiniz gibi. Linear layout var. Mesela burası bakalım constraint layout'muş. Ve buna konteksimizi verdik. Sonra esnaf ürünlerim adapter. Bir tane adapter oluşturmuştuk. Şuradaki sınıfımızdan bir tane nesne oluşturduk. Ona da new esnaf ürünlerim adapter. Ondan bir nesne türetiyoruz. Constructor olarak konteksti ve listeyi istiyordu. Nasıl yani? Constructor olarak konteksti ve listeyi istiyor gördüğümüz gibi. Ardından da ürünlerim RV yani şuraya artık ayarlama işlemi yani set adapter. Aynı Spinner'daki gibi. Set adapter diyoruz ve oluşturduğumuz adapter'ı ona set ediyoruz. İşte bu kadar. Bunları yaptık bu derste. Bayağı da konuştum. 14 dakika olmuş. İlerleyen derslerde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın diyelim.